22 02, 20 22 Düzden de okusanız aynı rakam tersten de. Bu da 2000 yılda bir kere gerçekleşebilecek bir gün. Ve bugün de kaçıramazdım. Benim bari böyle bir günde bir içerik yapayım. Ve sevgili dostlar bugünkü içeriğim şu bizim ilk sonla ilgili olacak. Bu kanalı seyredenler çok iyi bilir ki aşağı yukarı içeriklerimin %90'ını ben ilk sesonla çektim. Bu kamerayla da çok fotoğraf çektim. Üstelik bu XS10'u ben birçok değişik lensle videolarını ve fotoğraflarını çektim. Eh biraz biliyorum gibi be. Yani makineyi de tanıyorum. Makinenin özelliklerini de tanıyorum. İyisini kötüsünü çok iyi biliyorum. Şimdi bugünkü içerikte şunu yapmak istedim. XS10'u neden almalısınız ya da neden almamalısınız? Ben Erdin Çomaç. Fotoğraf çekmek kolaya hoş geldiniz. İlk e son. Öncelikle neden almamalısınızdan başlamak istiyorum. Şimdi önce dışından başlayalım. Bu makinenin VR özelliği yok. Neredeyse artı 40'a yakın bir dereceden eksi onlara kadar her türlü ısıda kullandım. Yağmurlu havada kullandım, karlı havada kullandım. Valla bir gün olsun tık demedi. Ha ama siz havuz başında, havuzun kenarında falan ya da Böyle suyun bol bol şarıl şarıl aktığı bir yerde çekmek istiyorsanız o zaman zaten bu kamerayı almamalısınız. Gelelim EVF'ine. Evet EVF öyle en yüksek çözünürlük sahibi o kameralardan bir tanesi değil. Ama 2.36 milyon noktalı ve 100 frame per second yani 100 FPS refresh rate eğer size yetmiyorsa zaten bu makineyi almamalısınız. Ama ben kendi kullanımım içerisinde Samiyetle söylüyorum. Yani evet x 4ün ki bir parça daha iyi, doğrudur. Ama bu da çok da rahatsız etmiyor. Yani beni daha doğrusu hiçbir zaman rahatsız etmedi bunun böyle vizörden fotoğraf çekmek. LCD'sini gelince, LCD'si gayet yeterli bir parlaklığa ve e, aydınlığa sahip ve çok da güzel gördüğünüz gibi artiküle bir, e, tam dönebilen bir e, LCD ekrana e sahip. O da büyük avantajlardan bir tanesi dışıyla devam ediyor edecek ise eğer bir kere daha diyeseler varı vari şu gribi ergonomik açıdan gerçekten çok büyük konfor sağlıyor. Ayrıca da lens hariç 465 gramlık ağırlığıyla da inanılmaz kompakt, inanılmaz rahat ve konforlu bir kullanım sağlıyor. Hiç yormuyor sizi. Bence önemli unsurlardan bir tanesi. Ha ama siz elbette bu böyle tam dönen ekranı sevmiyorsanız zaten almayın makineyi değil mi? Yani Bazılarınız çünkü şöyle açılanları tercih edersiniz. O zaman zaten bu makine sizlik değil. Valla sevgili dostlar toplamda 11 tane atama fonksiyonu yetmiyorsa başka makine düşünün. Bu makinenin öncelikle eğer PASM modunu sevmiyorsanız yani P-A-S-M modunu sevmiyorsanız siz daha klasik Fujifilm makinalarına alışkınsanız zaten bu makineyi sevmezsiniz almayın. Ha bir de bir şey daha var yani teknik olarak xt 4 ile aynı sensöre ve aynı işlemciye sahip ama bu makinede XT4 oranla eksik olan bir tek şey var. XT4 mekanik şatırda 1 bölü 8 e kadar çıkabiliyor. Bu sadece 1 bölü 4 bine kadar çıkıyor. Eğer 1 bölü 4 bin size yetmiyorsa almayın. Ha elektronik şatırda e, e, o da 1 bölü 32 bine çıkıyor her iki makinede. Elbette otofokus hızı Lense bağlı, daha yeni lensler var, daha günceller var, daha eskiler var. Ama bildiğim kadarıyla en eskisinin bile hızı 0,07 saniye. Yeni lenslerle beraber otofokus hızı 0,02 saniye. E valla bu yetmiyorsa size almayın. Şimdi bu küçücük gövdede biliyorsunuz değil mi 5 eksenli bir IBIS var. Bu da size aşağı yukarı 6 stopluk bir görüntü sabitleme avantajı sağlıyor. E bunun yeterli olmadığını düşünüyorsanız zaten almayın makineyi. Bu arada yani otofokus demişken şunu ıskalamamak lazım. Çok geniş bir otofokus seçeneği var. İşte single shot, continuous shot, manuel, ama onun haricinde bölgesi var, genişi var, göz takibi var, nesne takibi var. Ha bunlar da yetmiyorsa zaten almayın makineyi. Ya anlıyorum. Bazılarınız daha çok Bayer sensörü tercih edebilir. Bu bir tercihtir. Buna saygım sonsuz. Ama bu biliyorsunuz X-Trans sensör ve müthiş keskin bir sensör. Ve bu X-Trans sensör de 26.2 megapiksellik bir sensör. Vallahi bu da yetmiyor olabilir size ya da Fuji'nin müthiş güzel e, renk bilimini sevmiyor olabilirsiniz. O, o zaman da zaten siz bu makineyi almayın. Tek kart slotu var ve gerçekten çok profesyonel bir iş yapacaksanız zaten bu size tek makine olarak kullanmamanız gereken ve tercih etmemeniz gereken bir makine olabilir. Yani bu da yetmiyorsa zaten almayacaksınız bu makineyi. Yani RAW çekimleri bir kenara. Bu makinenin biliyorsunuz insanların en çok beğendiği JPEG'deki varyantlarıyla beraber 18 film benzetimi. Bununla yetinmiyor. Her bir film benzetim varyantında da kişiselleştirme yani o fotoğrafın işte berraklığını ayarlama, kontrastını ayarlama, highlight'ını ayarlama, shadow'unu ayarlama, netliğini ve keskinliğini ayarlama, renk doyumunu ayarlama, başka unuttuğum bir şeyler vardır elbet. Bütün bunları ayarlayarak kendi kişisel renk kompozisyonunuzu ve görüntünüzü yani lookunuzu ayarlayabilme özellikleri yetmiyorsa makine zaten sizlik bir makine değil. Bu arada filtreleme özelliklerinden bahsetmeyeceğim bile. Yani kiminize göre zaten bu çok amatör işi. O yüzden oraya değinmeyeceğim bile. Onlar zaten olsa da olur, olmasa da olur birçok insana göre. Yani bu makineyi alıp almamakla ilgili bir tercih sebebi ol, olacağını düşünmüyorum. Bu arada seri fotoğraf çekiminde cropsuz saniyede 20 kareye kadar, 1.25'lik bir cropla da saniyede 30 kareye kadar fotoğraf çekebilme özelliği size yetmiyorsa bu makineye almayın. Bu arada tabii geniş bracketin özellikleri, HDR çekimi, panorama çekme özelliği, eklenerek çoklu pozlama yapılabilmesi, ISO invariant olması, doğal ISO'su 160 ile 12800 ISO, dijital ilave ile beraber 80'den 51200 ISO'ya kadar çıkabilen bu özellikler size yetmiyorsa zaten makineyi almayın. Sizlere bu yetmeyen ve uymayanları bulabildiğiniz bir Bakın, yetenleri demiyorum. Yetmeyen ve uymayan özelliklerini hepsini bir arada barındırabilen bu fiyata bir makine varsa zaten almadığınız gibi bana da haber verin. Ben de satayım, ben de o makine alayım. Sevgili dostlar, gelelim video kanadına. Şimdi biliyorum genellikle daha çok şikayetler video kanadıyla ilgili geliyor. Yok efendim 4K 60 FPS çekmiyormuş. Tamam, çekmiyor. E, neymiş? H265 çekmiyormuş dahili 10 bit kaydı yokmuş. Peki size a 264 4K 30 FPS'ye kadar çekebilme 200 megabit saniye veriyle HD'de 240 FPS'ye kadar hızlı yani yavaşlatılmış çekim çekme özellikleri F-Log 18 film benzetimi arasında tercih yetmiyorsa bu makine zaten sizlik değil. Ben biliyorsunuz bu makinenin video otofokus becerilerini birçok lensle denedim. Ama siz kalkıp en kullanılmaması gereken birkaç lensten bir tanesi. Mesela eski nesil F1.4'ler, o zaman otofoküsleri hem çok yavaş hem çok sesli hem de fokus solumalı. Bunlarla bir tanesi de XF35 F2. E şimdi siz yani illa ben 35 milimetrede prime lensle çekeceğim. Bundan dolayı da bu makine kötü diyorsanız e zaten yani bu makineyi kullanmayın arkadaşlar. Yani 35 milimetre çekecekseniz çekin. 18-55'le çekin, 15-45'le çekin, 16-80'le çekin, 16 ile çekin, çekin, yeni nesil 33 mm f1.4'le çekin ama kalkıp da XF35 f2 ile çekip de e bu makina kötü çünkü fokus soluklaması var derseniz siz bu makineyi almayın arkadaşlar. Ha Devam edelim. Karanlık ortamlarda öyle bir ISO becerisi var ki İnanın bana videoda 12800 ISO'ya kadar hiç sorun yaşamadım. 12800 ISO'da da hani hafif bir e, kumlanma görürseniz onda posta düzeltemeyeceğiniz bir kumlanma değil zaten. Ha, onun üstünü hani o 51200'e 51, kadar ben de tavsiye etmiyorum. 6400 ISO'da ise berrak mı berrak, yani daha doğrusu 6400 ISO'ya kadar berrak mı berrak görüntüler yakalıyorsunuz videoda. E bunlar da size yetmiyorsa almayın be abi. Ha bu arada unuttum. Videoda hani 8 bit, da, şey 10 bit dahili kayıt diyorduk ya, tamam yok ama bir ne bileyim ben Atomos Ninja gibi bir harici kayıt, HDMI kayıt cihazıyla ee, external yani dışsal 10 bit e, kayıt yapabiliyorsunuz. Yani onu da söylemeden geçmeyelim. Ya, e, gayri ihtiyarı ben de bazen işte e, YouTube'daki e, diğer arkadaşların, diğer içerik üreten arkadaşların da zaman zaman videolarını seyrediyorum da arkadaşlar yani ne olursunuz haksızlık etmeyin. Bana başka bir marka söyleyin ki ürün bu kadar arkasında dursun diye bu kadar çok firmware update yayınlasın. Yani bu sadece Fuji filme ait bir özellik. Ben bunu ne Canon'da ne Sony'de neden Nikon'da gördüm? Gerek lens update'lerini, firmware update'lerini, gerek body firmware update'lerini en çok ve en sık yapan Fujifilm. Ha bu arada sevgili dostlar yani crop sensör seviyor ve kullanıyor iseniz ve bu kadar geniş bir seçenek, lens seçeneği, natif lens seçeneği size yetmiyorsa ki bunun yanı sıra yavaş yavaş 3. parti Viltrox ve Samyang falan yapıyordu ama e bu çok güzel bir haber geldi ya yani Sigma'da 3 tane lensi zannediyorum bu ay içerisinde hatta Amerika'da yanılmıyorsam dün itibariyle satışa sunuldu. 16 mm f1.4, 30 mm f1.4 ve 56 mm f1.4 ve bunların fiyatları yarısından daha az gibi gözüküyor yani. Tamam Türkiye'ye geliş fiyatı belki o kadar olmayabilir ama yurt dışı fiyatı 500 dolar bandındayken bu anlattıklarımın Fuji filmin yurt dışı fiyat bandı 1000 dolar civarında. Bilmiyorum daha ne ister bir insan yani. Bu kadar geniş bir lens çeşidi crop sensörde başka hiçbir markada yok. Ve son derece de başarılı lensler. Keskin lensler. Ha bu arada hani size uyan özellikler var ya hani ilave ettiğimiz, konuştuğumuz. işte H265, 4K -60, 60fps ne bilmem 10 bit dahili kayıt falan. E, bunların hepsi var zaten Fujifilm'de. E, o da xt 4 E ama o da kardeşler yani neredeyse 10 bin lira daha pahalı. Şimdi eleştiri yaparken ya da daha doğrusu bir karar verirken ben her zaman daha önceki videolarımda seyretmişsinizdir. Benim çok önemsediğim bir kavram var. Fiyat performans. Ben size hiçbir zaman gereğinin üstü pahalı mal almaya yönlendirdiğimi hatırlamıyorum. Bu XS10 için aynı şey geçerli. Ben XS10'a dünyanın en iyi makinesi demiyorum. Yapacağınız kıyaslama evet diğer markalarda eğer full frame'e geçmek istiyorsanız da Arkadaşlar yani fiyatlar 2 çarpıya 2 bununla, başlıyor. Çarpı 2'den başlıyor. Hatta başlamıyor. Çarpı 3'ten başlıyor. Yani bugün bu makineyi aşağı yukarı 12 bin liraya body'sini alabiliyorsunuz. Full frame'de 30 bin liranın altında makine yok. Ki full frame'ler çok mu mükemmel? Ayrıca mükemmel makine mi var? Bugün Sony A1 dünya kadar eksi var. Nikon Z9 dünya kadar şikayet var. Hele Canon R6'sı, R5'i otofokusla ilgili Allah dünya kadar şikayet var. Dolayısıyla mükemmel makine diye bir şey yoktur arkadaşlar ama fiyat performansta ben bu makinenin üstünü tanımıyorum. Benim bir senelik uzun kullanımdan sonra deneyimlediklerim ve yaşadıklarımla beraber ilave etmek istediğim küçük bir şeyler var. Şimdi reel olarak benim şikayet demeyeceğim ama keşke olsalarım var. Evet bunlardan bir tanesini biliyor musunuz ki çok kimse bahsetmiyor bundan ama bu makinede videoda bence çok önemli bir özellik eksik. O da anti flicker dediğimiz hani floresan ışıklara gelirsiniz de video çekerken bir ışıklarda dalgalanma olur ya. Bunda onu önleyecek bir özellik yok. O X'de 4'te var. Bir de bir şey çok arıyorum ya sevgili dostlar. Şuradaki SCM switch'i var ya hani single continuous ve manual XT4 ya da diğer XT diğer X serisi makinelerin birçoğunda değiştirebildiğiniz şuradan tık 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 değiştirebildiğiniz. Bunu niye kaldırdınız be Fuji? Eğer bunun markikisini ikisini yaparsanız bunu geri koyun. Yerine koyun arkadaşlar. Bunu gerçekten çok arıyorum. Onun haricinde benim bu makineyle ilgili samimiyetle söylüyorum. Hiçbir şikayetim yok. Çünkü bu makineyi kendinize göre tuşlara atayabiliyorsunuz. Mesela ben bunu hani diğer makinelerden alışkın olduğum bu sol tarafı ISO'ya atadım. E, buradaki rekord tuşuna başka bir şey atadım. Sık kullandıklarınızı atarsınız ve o zaman çok rahat kullanırsınız makine. sevgili dostlar. Üçüncü bir keşke olsa dediğim ama tabii çok çok önemli değil. Bazı diğer markalarda da olduğu gibi bunun otofokus tabanı ...kontrast tabanlı. Yani bunu dümdüz bir zemine yönlendirirseniz... ...otofokus yakalama ihtimali yok. Berrak bir gökyüzü fokuslayamaz. Ama küçücük bir kontrastı yakalasın... ...çat yanında yakalıyor. Dolayısıyla bunun bilincinde olup... ...yerine göre manuel fokuslama da yapabilirsiniz. Bu da çok çok önemli değil. E yüz gözde de zaten... ...yeterince kontrast var ve... ...gördüğünüz gibi... yani ...yüz göz takibi de gayet başarılı. Otofokus e, hızı da gayet yeterli. Yani... Arkadaşlar ya bugünün parasıyla yani bugün biliyorsunuz 22.02.2022'de bu aletin fiyatı 11.000 küsurat yani 12.000 değil. Yani bu fiyata böyle küçücük bir göv gövdede bu kadar çok özelliği barındıran başka bir makine varsa hakikaten makineyi almayın gidin onu alın. Ama yok diyorsanız bunu almayı düşünen herkese şiddetle tavsiye ediyorum. Ama video çekerken ben illa floresanlı ortamda çekeceğim diyorsanız e yok onu yapamıyorsunuz. Eksiği bu. Valla sevgili dostlar bir yıllık kullanımdan sonra benim ilk son ile ilgili söyleyeceklerim bu kadar. Umarım bu içerik sizlere faydalı olmuştur ve değer katmıştır. Ve nihayetinde beğenme butonunu hak etmiştir. Sevgili dostlar hala abone değilsiniz. Lütfen abone olmayı ihmal etmeyin. Şimdi baktığım istatistiklere göre aşağı yukarı beni seyreden insanların %60-65'i abone değiller. Beğenme butonunu küçük bir yorum, Abone olmak size bir eksi getirmez ama bu kanala çok büyük destek olur. Hepinize şimdiden teşekkür ediyorum. Bu 2000 yılda bir kere olabilecek. Bugün de böylesine çok sevdiğim bir kameramın son bir içeriğini yapmak istedim. Uzun kullanımdan sonra fikrimin değişmediğini görmeniz açısından ve daha önce ikse son ile ilgili yaptığım içeriklerle de aynı paralelde gidiyorum. Anti flicker özelliği hariç daha önce bahsetmemiştik ondan. Fikrim değişmedi. Bu makine müthiş bir makine. Sevgili dostlar, belki hafif ironik bir tarz ile bu videoyu çekmiş olabilirim. Bazılarınızı üzdüysem de şimdi affola. Ama gerçekleri de bazen böyle ters, hani bizde jargonda vardır ters manyel diye. Biraz ters manyelli anlatmak bazı gerçekler ortaya daha net çıkmasını sağlayacaktır. E, ve acımasız eleştirileri de belki bir cevap mahitinde de yapmış olduğum bir içerik bu. Şimdilik sağlıkla kalın. Huzurla kalın. Hoşça kalın. Ben Erdinç Omaç. Fotoğraf çekmek kolay. Bugünlük bu kadar.